Evet değerli arkadaşlar, bugün köyde hafta sonu ve ben de her zaman gençliğimde daha çok uğradığım manzaraya gideceğim. Bu ara inşaat projesini bekliyorum. İnşallah başlatacağım. Bir yandan da arabayı satmaya çalışıyorum. Bu zamana kadar sattığım araçları hep değerinin altında sattım. Yani aldığım, ödediğim emeklerden fazlasıyla ucuza sattım. Yani buradan demek istediğim, tamamen zarar ettim. Eğer araca ciddi bir alıcı olmazsa fiyat düşürebilirdi ama şu anda fiyatı düşürmeyi düşünmüyorum. Bu arada eğer bütçe vs yetmezse traktöre iyi bir alıcı bulabilirsek onu da satarız. Böylece inşaatı rahatlıkla bitirmiş olurum. Bir an önce inşaatı bitirip işlerimi yoluna koymayı düşünüyorum. Eğer imkanı olursa torna makinesini bilirsiniz. Onlar bana çok lazım olan makineler. Bunlardan alıp ağır işlere, projelere ne zaman harcarım? Hayatta her şey dediğim gibi para değildi. Zamanını harca, doğada yaşa, dağları gel. Ve en güzeli de köy gibi bir yerde yaşıyorsanız ne mutlu size. Yarın bir gün gelip geçersiniz. Harcadığınız emekler uğruna, çaba uğruna harcadığınız ömür bir gün sizin o ömrü o uğruna harcadıklarınızı götüremezsiniz. Ama hayatta önlem almak, çalışmak güzeldir. Ayrıca hayatta her şeyin para olmaması gerekir. Ben çok zengin olmayı hayali hiçbir zaman kurmadım. Sadece borçsuz bir hayat yaşamak istiyorum. Bu inşaatı yaparken de kredi almayı da düşündüm ama faizler bildiğiniz gibi en yüksek seviyede. Bu faizlerin yüksek olması sebebiyle parasını faize yatıranlar yüzünden ekonomi pek de iyiye gitmez. Faizler düşürüldüğü zaman ülke ekonomisine operasyon çekiyorlar. Yani faizler düşünce ülke zarara gidiyor, algısı yapıyorlar. Ondan işte hayat aynen böyledir ama faizlerle insan hiç üretmeden para kazanıyor, zengin oluyor. Alın teri döküm çalışanların haklarını yiyorlar. Haksız kazançtır bu da. Neyse ki işte mükemmel manzara, ırmağından ne güzel coştuğunu görüyorsunuz. Irmak nasıl da belli oluyor değil mi? Ama bu su seviyesi yeterli değil. Daha da coşkun oluyor bu. Daha güzel oluyor. Şimdi bu videoyu izleyin. Bakın yeşillik yok ama doğanın dört bir mevsimi ayrı bir güzellik katıyor. Böyle gelir böyle gider, bakın yüzdüğüm yerde tam parmağımın ucunda, bakın tam orada çok soğuk yerde. Diğer yüzdüğümüz yer oraydı. Tam parmağımın ucunda orada başımı yarmıştım. O göl büyüktü ama su seviyesi artmadığı için, coşan seller gelmediği için oluşan göller taşla doldu. Bu yüzden yüzmeye derin bir göl bulamıyorsunuz.
Neyse arkadaşlar, arabaya ciddi alıcılar çok az ama başka ciddi alıcılar var. 65 versen hemen gelip geleyim diyor. Bu tipik galericilerin sözü galiba. Neyse ki onların da hakları vardır. Onlar da ekmek parası kazanıyordun ama maalesef ki böyle bir şekilde kabul edemeyeceğim. Neyse. Bugün sürdüğümüz tarlada orada bakın. Fındık dikilecek oraya. Arkadaşlar için pulluğu da denemiş oldum. Traktör güzel bir şey. Doğaya açılıyorsun. Bu dağların arkasında ta 18 km kare olduğu yaylasına gitmişliğim var. İnşaat başladığı için bunları hedefim yılda 20 defa gitmekte ama bayağı düşecek aşağıya inşaat sebebiyle. Artık bazen bu bir türlü adımlar attığınız zaman bütçesini kısıyorsunuz, önlem alıyorsunuz, bütçenizi mecbur kalıyorsunuz. Şimdi arabayı satmasam, traktörü satmasam bu sefer dükkandaki stoku boşaltmam gerekiyor. O zaman stoku boşalttığınız zaman, işe başladığınız zaman bu sefer stok olmadığı için parça bulamazsınız. Parça olmadığı için de müşteri bulamazsınız. Bu da bir iştir, bu da bir tecrübedir. Bir köyde, bazen köyde olan parçaların şehirde olmadığı bile oluyor. Olmadı. Ben bizzat rast geliyorum. Neyse arkadaşlar, boş verin şu güzelliğe bakın. Irmağın akışına. Şurada da voleybol sahası var, top sahası. Bu yolları, bu ben muhtarlığı döneminde ilk gün dözer o zamanlar geldi. Bu tarafta yol yoktu, bu tarafta yol vardı. Ne dinamit vardı, ne kırıcı vardı. Sadece eski bir dozerle ağırmıştı. Dozercinin ismi ise Ali Üstün'dü. Ali Üstün abi çok efendi, çok iyi adamdı. Muban Muhtarlığı döneminde hep bizde kalırdı. Yani buradan şimdi gitseler 2 saat yol gidecekler. 2 saat de geliş 4 saat ediyordu. Bunun yerine bizde kalıyordu. Misafir ediyorduk. O da güzel gene alıyordu. Anca dözer bomu patlıyordu, bir yeri bozuyordu, borusu patlıyordu, sürekli arıza yapıyordu. O zaman aşağıya gidip geliyordu. Zaten bir günde biz ona misafir olmuştu. Ali Üstün abi eski Samsun havaalanının oralarda kalıyordu. Evi de güzeldi. Efendi bir adamdı. Ne rüşvet kabul eder ne bir şey. O abi bu sebebiyle tebrik ederim. Onun yerine bir ara nöbetçi dozer şoförü geldi. Şurayı yap derken, şöyle yap derken adam rüşvet istiyor. Ali Ünlü abi de onu uyarmıştı. Bunlara böyle böyle yapma diye ama adam rüşvetçi. O da gelmişti, yapmadan gitti. Böyle insanlar da var işte. Hayat böyle akıp gidiyor. Ali Üstün abim nerededir şimdi bilmiyorum. Bayağı zaman oldu, o zamandan bu zamana 20 yılı geçmiştir neredeyse. Coşan Irmak işte. Ali Üstün abiyi hiç unutmadım. Çünkü bıraktığı eserin üzerine her gün gelip oturuyorum. Yaptığı yolun ilk kazmayı vuran o. Sonra kırıcı geldi, o yaptı. Sonra genişletme geldi. Tabii ki sonradan yola çalışmalar oldu. Sürekli genişledi. Samsun Asarcık bağlantısı ana yolu olduğu için yine genişletildi. Artık bu yolda iyice çökme, yağmur sonrası beton atacaklar. Bahara inşallah atarlar. Neyse ki bazen belli bir yaştan sonra bu gibi güzellikler sizi sevindirse de bazen de hüzün veriyor. Çünkü bu güzellikler, bazı güzellikler gelince sizin de gideceğiniz gün yaklaşıyor.
Coşan Irmağı her yıl bilirim. Neyse arkadaşlar, İnşallah bu yılı kazasız belasız atlatırız. Sizler de aynen kazasız belasız atlatırsınız. Hayatınızda başarılar, sabırlar dilerim. Attığınız adımlarda düşünmenizi ve sağlıklı olmanızı dilerim. Bundan sonra inşallah görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Bir de şey vardı. Bazen ezan okunur. Bazen de videoda biri küfür söyleyebilir. Bunu ben hiç duymadım. Ya da sonradan söylemiş olabilirler ama videoyu işlerken bu sesleri duymuyorum. Orada nerede küfür edildiğini de bilmiyorum. Bu şekilde atıyorum. Bazen de ses git gel yapıyormuş GoPro'da. Bunun da farkında olamıyorum. İşte hayat bu şekilde. Neyse, bundan sonra görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.